sakin ol. Ay, doktor Veli Bey içeride mi acaba? Sıranı bekle kardeşim. Sakin ol. Tutuyorum. Sakin ol. Geçmiş olsun. Neyin var abi? Elimi tornaya kaptırdım. Az kaldı, geçecek. Yarıldı. Vah vah. Kötü mü? Doktor geliyor. Birazdan geliyor. Veli Baba dikti. İyi dikebildi mi bari? Potluk falan olmasın. Ne kızıyorsun ya? Ben senin için söylüyorum. Sakin ol. Geçmiş olsun bacım. Karnın şişmiş. Neyin var? Sen işine baksana. Tamam, sakin. Veli baba ne oluyor? İş mi sürası mı? Veli baba çocuk çekiyor, öksürüyor. Hadi Veli baba. Sigarayı bıraktığımdan beri ben de. Veli baba elim. Ya az durun kardeşim, az durun. O yazdığım ilaçlar pahalıdır. Gel sen hastacığım bakayım. Çocuğa bir çare bul. Veli baba nereye gidiyorsun? Şunlar işte. Şu ilaçları kullan. Bir hafta sonra da gel beni gör. Param yok baba. Yarım elma gönül alma. Bu yeter. İzleme daha zam yapmadım. Üstü kalsın. Hadi bakalım. Doğruyorum. Veli baba, çocuğun elim. Çok ateşi var. Ya Veli baba elim. Baksana baksana buraya bak. Ya niye hastaneye götürmedin? Burada doğum olur mu? Para isterler Veli baba. Sen fukara babasız. Ocağına düştük. Geliyor Veli baba. Geç içeri sen başla, ben yetişirim. Ateşi var Veli baba. Soy üstünü bakayım. Alo. Ha? Ya ver o eczacı Kazım olacak alçağı bana bakayım. Veli baba ben... Aç bakayım ağzını. Aa. Ya niye vermiyorsun ilaçlarını garibin? Aç sargını bakayım. Aç. Aç. Kazım bak, külahları değişmeyelim. Ver adamın ilaçlarını, parasını. Hadi bakayım. Ya parasını ben ödeyeceğim cepten. Tamam mı? Hadi. Veli baba. Hadi bakayım. Aa. Boğazın iyi. İyi. Zaten hasta değilim ki. Kes. Burada doktor benim. İyi de beni Berat gibi yolladı. Yardımcı arıyormuşsun. İş için geldim ya. İşe alındın. Hemen başla. Al şunu. Ne yapacağım? Çocuğa derece koy. Öbürüyle ilgilen. Ha, bebeğe isim düşün. Tut bakalım kerata. Düzgün tut, yanlış ölçmeyelim. Sen A de bakayım. Senin bağırsakların bozulmuş. Leblebi ye. Bir kalabalık, bir kalabalık ya. Bir hasta gidiyor, bir hasta geliyor. Bir hasta gidiyor, bir hasta geliyor. O derece yani. Neyse. Sonra bir hasta geldi. Gözüne şöyle bir bakmam lan. Dedim kardeş senin ciğerin kararmış dedim. Veli baba baktı. Evet, bu bir karaciğer vakası deyince hasta taş kesildi. Dedi vay be Sabit kardeş pes dedi. Sen başhekim olacak adamsın dedi. Derin komadaydı herhal. Benim tıbba kabiliyetimi fark etti de ondan vay temmü. Hastanın gözüne bakar bakmaz röntgenini çekiyorum, teşhisini şıpadana koyuyorum. Ne var bunda? Ben de senin gözüne bakar bakmaz beyninin hasarlı olduğunu söyleyebiliyorum. Ama hasar beynin hangi yarısında söyleyemezsin. Zaten beynin yarımı olduğu için fark etmez. Etraflı bir hasar tespiti yaptırman lazım zannımca Sabit. Allah korusun. Mühim bir şey olabilir. Aferin benim kara koçuma. Bak neler de öğrenmiş. Bak. Sabit. Ha. Ara sıra benim de şöyle kaşlarımın ortasından bir ağrı girip de saç diplerimden kıvrıla kıvrıla kulak memelerimin orada kısa bir ara verdikten sonra şakaklarımdan fırdolayı dönerekten aha bu ense köküme iğne bata omuzlarımdan aşağı yoluna devam ederken aha böyle belime oturuyor. Bu ne? Saçmalık. Hayır Vaytem, bu evliya kuz çelebi kuz mikrobu olabilir. Aha. Kulağıma hiç yabancı gelmedi. Duyduğunu sanmam Sansar. Biz tıp adamları bilebiliriz ancak. Çok gezip gören giller familyasındandır. Vücutta durmadan oradan oraya dolaşaraktan ağrı yapan turistik bir mikrop. Tehlikeli mi peki? Sabit mi? Çok ömre zarar. Aşı nerede Züluha? Yukarıda kızlarla imalat yapıyor. Tehlikeli mi bu?